Usta TV kanalından herkese merhaba. Ben Ahmet Bakır. Bu videomuzda HD olmayan basit uydu alıcılar için EBA kanallarının nasıl yükleneceğini göstereceğim. Basit uydu alıcıları diyorum çünkü bu menüye, bu arayüze sahip onlarca marka, model uydu alıcısı var. Hepsini şu anda saymam mümkün değil. Bu yüzden bu menüye, bu arayüze sahip bütün uydu alıcılarında birazdan yapacağım işlemlerin aynısını yapabilirsiniz. Yalnız bir de bunun benzeri uydu alıcıları var. Görünüşte menü birebir aynı gibi görünüyor ama ara menülere girdiğiniz zaman bazı farklılıkların olduğunu göreceksiniz. Onlarla ilgili de bazı bilgiler vereceğim. Kanalımızın oynatma listeleri arasında uyduyla ilgili her şey adlı oynatma listemizden uyduyla ilgili birçok videolarımız var. Tüm kanallarıma kanal yükleme, uydu arızaları, anten yön ayarları gibi videolarımız var. Oynatma listemizden ya da kanalımızdan direkt olarak bahsettiğim videoları da izleyebilirsiniz. Şimdi işlemleri sırasıyla göstereceğim. Önce kumandamız üzerindeki menü tuşuna basıyoruz. Bazı uydu alıcılarında şu anda görmüş olduğunuz menüde kanal ekleme diye bir satır vardır. Kanal ekleme satırı üzerine geçiş yapıp vereceğim 3 tane frekans değerini girmeniz gerekiyor. Yani frekans, sembol oranı ve polariteyi girmeniz gerekecek. Eğer şu anki cihazla aynıysa zaten kumanda üzerindeki yön tuşlarını kullanarak, sağ yön tuşu kullanarak çanak anten ikonu olan menü üzerine geçiş yapıyoruz. Burada en alt satırdaki TP listesi menüsü üzerine gelip OK tuşuyla seçimimizi yapıyoruz. Burada TP yani transponder listesi açılıyor. Buraya frekans girmemiz gerekiyor. Frekansı girmek için ekranın altındaki ikonlar ya da ekranın altındaki yazılar zaten bizi yönlendiriyor. Burada 2 ekle diyor. Sizin cihazınızda farklı bir şey olabilir. Renkli tuşlar olabilir. Farklı bir rakam olabilir. Şu an işlem yaptığımız cihaza TP eklemek için kumandamız üzerindeki 2 numaralı tuşa basıyoruz. Ve TP yani transponder ekleme penceresi açılıyor. Birinci satıra 11.916 yazıyorum. 11.916 bu HD olmayan kanalların frekansı, tekrar belirteyim. Bir alt satıra geçiyorum. Yön tuşlarını kullanarak geçiyorum. Bazı uydu alıcılarında direkt yön tuşunu kullanarak geçemezsiniz. OK tuşuna basıp sonra geçmeniz gerekecektir. Buraya da 30.000 yazıyorum. Aşağı yön tuşuna basıp bir alt satıra geçiyorum. Polaritenin V olması lazım. Dikey V ya da vertical. Bunların hepsini belirtiyorum. Çünkü bazı cihazlarda farklı şekillerde yazabilir. Belirtmekte fayda var bunları. Sağ ya da sol yön tuşunu kullanarak bunu V yapıyorum. Ve aşağı yön tuşunu kullanarak bir alt satıra geçiyorum. Bu frekans daha önce kayıtlıysa zaten bizi uyaracaktır cihaz. Kayıtlıysa frekans listesinden bulacağız. OK tuşuna basıyorum. Evet, zaten var olduğunu söylüyor. Tekrar OK'ye basıp çıkış tuşuna geçiyorum. Bazı cihazlarda zaten var olan frekansı direkt karşımıza getiriyor. Bu cihazda öyle bir şey yok. Çıkışa basıyorum ve listeden biraz önce kaydettiğim kaydetmeye çalıştığım frekansı, TP değerini bulmaya çalışıyorum. Evet, biraz önce kaydetmeye çalıştığım TP değerini listede buldum. Daha önce kayıtlı olduğu için yön tuşlarını kullanarak üzerine geçiş yaptım. Ve burada sinyal değerlerini şu anda görüyorum. Burada belirtmek istediğim önemli bir şey var. Şu anda ekranın üzerinde görmüş olduğunuz, pardon, ekranın alt tarafında görmüş olduğunuz sinyal seviye ve sinyal kalite gösterge çizgileri bir değer göstermiyorsa ya da %5, %10 ya da 0 gibi değerler gösteriyorsa kanal arama yapmaya çalıştığınızda kanalları bulamayacaktır. Onun için sinyal probleminiz varsa önce sinyal problemini çözmeniz gerekiyor. OK tuşuna basıyorum. Arama penceresi açılıyor. Arama penceresinde şu şifresiz, evet, bunun hayır olması gerekiyor. Şebeke aramanın açık ya da kapalı olmasına gerek yok. Burada şebeke arama frekansını kullanacağınız zaman, yani tüm kanalları şebeke arama frekansıyla arama yapacağınız zaman bunu evet yapıp ya da aktif yapmanız gerekiyor. Şu anda bunu açmanıza gerek yok. En alt satıra geçiyorum. OK tuşuna basıyorum ve kanalları aramaya başlıyor.
bulduğu kanalları, yeni kanalları listenin en sonuna atacaktır. OK tuşuna basıyorum ve kanal listesinin en sonuna bakıyorum. Birden geriye giderek bakıyorum. Şu anda gördüğünüz gibi TRT, EBA, ortaokul, evet, lise ve ilkokul. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi henüz yayına başlamamış. Evet, videonun başında belirttiğim gibi uydu alıcınızın menüsü bununla birebir aynı olmayabilir. Bazı farklılıklar olabilir veya tamamen de farklı olabilir. Önemli olan burada TP değerlerini ekleyeceğiniz menüyü bulmak. Bazılarında şebeke arama, kanal arama, kanal yükleme gibi farklı menüler olabilir. Kuruluma girerek bahsettiğim kanal arama penceresini bulup ve bu frekansları yazarak arama yaptırabilirsiniz. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza ücretsiz abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca yeni videolarımızdan haberdar olmak için de abone ol butonu yanındaki zil ikonuna tıklayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.